Efendim merhabalar. Kanal F Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, başbakan olmasının ardından ilk kez İzmirlilerle buluşan Başbakan Binali Yıldırım İzmir'de büyük bir coşkuyla karşılandı. Binali Yıldırım İzmir'de tek bayrak, tek millet mesajı verdi ve terör örgütüne seslendi. Saygıdeğer eşi Semiha Yıldırım hanımefendi. İzmir'e gelen Başbakan Binali Yıldırım havalimanında binlerce partiliye hitap etti. AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından Adnan Menderes Havalimanı'nda düzenlenen ve binlerce vatandaşın katıldığı mitingde Yıldırım büyük bir coşkuyla karşılandı. Gençler! Gençler! Eşi Semiha Yıldırım'la alana gelen Binali Yıldırım otobüsün üstünden İzmirlilere seslendi. Biliyorsunuz yolların... Yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur. Binali Yıldırım, Türkiye'yi böldürtmeyiz, ekmeğimizi böleriz, vatanımızı böldürtmeyiz. Bu ülkenin başına bela olan terörü bitirmeye ant içtik, kaçtıkları yere kadar kovalayacağız dedi. Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Ekmeğimizi böleriz, vatanı böldürtmeyiz. Bu ülkenin başına bela olan terörü bitirmek için ahd ettik, yemin ettik. Kaçtıkları yere kadar kovalayacağız. İşte buradan, İzmir'den sesleniyorum. Ey bu büyük milleti, bu mukaddes vatanı bölmeye çalışan gafiller, ey katil terör örgütü, İzmir'den yükselen bir bu ses, birliğin, beraberliğin, bağımsızlığın sesidir. Aynen. Aynen. İzmir'in kurtuluşundaki 9 Eylül'ün sesi gibi. İzmir efelerinin sesi gibi. Gençler, biz sizinle gurur duyuyoruz. Yıldırım İzmirlilere bir vefa borcu olduğunu da belirtti. Size bir borcum var. İzmir'e, yol arkadaşlarıma bir borcum var. Bir vefa borcum var. Bu ağır sorumluluğu yüklenmemin en önemli müsebbibi sizsiniz. Sizin sayenizde İzmir'in sayesinde bu sorumluluğu aldım. Bu sorumluluğu yerine getirirken sonuna kadar birlikte yürümeye var mısınız? Türkiye'nin 78 milyon vatandaşımızın refahı için, mutluluğu için, huzuru için amansız mücadelemizde yanımızda mısınız? Evet. Hamdolsun. Hamdolsun. İşte İzmir bu. İşte... Efes 2016 Birleşik Müşterek Atışlı Tatbikatını izlemek için İzmir'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan havalimanında binlerce partiliye hitap etti. Terör örgütüne verilen desteklere işaret eden Erdoğan, operasyonlar ülkemize huzur gelmedikten sonra durmayacak dedi. Allah olsun. En güzel günler sizlerin olsun. Efes 2016 Birleşik Müşterek Atışlı Tatbikatını izlemek için İzmir'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Köprüsü'nü de yapacağız. Bu millet yapar mı? Yapar dedi. Bakınız, o da bitmedi. Yıl sonuna kadar Boğaz Köprüsü'nün altından Avrasya Tüneli'nin de açılışını yapıyoruz.
Fatih Sultan Mehmet karadan yürüttü, biz de denizin altından yürütüyoruz. Sadece Binali Bey'in Ulaştırma Bakanlığı'nda Marmara'yı biliyorsunuz açtık 3 yıl oldu. O günden bugüne Marmaray'dan kaç kişi geçti biliyor musunuz? 130 milyon. Biz buyuz be. Bu laf da olmuyor. İcraat, icraat. Bizim icraatlarımızın ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamaz. Şimdi sıra nereye geldi? Biz Kanal İstanbul, Kanal İstanbul, Karadeniz'i Marmara'ya bağlıyoruz. Sayın Başbakan'dan burada tabii bir şey daha istiyorum. Çünkü daha önce başbakanken mutabık kalmıştık. Şimdi de buyursun kendisi başbakan artık. O zaman bana verdiği sözü vardı. Neydi? Çanakkale Köprüsü'nü de yapacağız. Erdoğan terör örgütüne verilen desteklere de işaret etti. Ve bu millet yapar mı? Yapar. Bitti. Niye Batı Türkiye'yi bu kadar kıskanıyor? Neden? Bu bölücü terör örgütünü neden bizim ülkemizin başına musallat ediyorlar? Silahlarını veriyorlar. Paralarını veriyorlar. Ve bunları desteklerken ne yazık ki bize karşı da dürüst davranmıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Kardeşlerim, PKK'nın güdümündeki siyasetçiler var. Bak kaçıyorlar. Kaçmaya başladılar. Kaçacaklar. Kaçacaklar. Başka çareleri yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan tek devlet, tek millet vurgusu yaptı. Ya silahları teslim edip betonu gömeceksin üzerine, koordinatlarını vereceksin ya da bu ülkeyi terk edip gideceksin. Ve bu operasyonlar ülkemize huzur gelmedikten sonra durmayacak. Güneydoğu'da, doğuda, ülkemin neresinde olursa olsun askerimizle, polisimizle, köy korucumuzla evelallah bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Çünkü bizim Rabia'mız var. Tek millet dedik biz. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Romanıyla, Boşnağıyla, Arnavutuyla velhasıl 79 milyon tek millet. İki, tek bayrak. Rengi şehidimizin kanı. Hilal, bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız, şehidimizin ta kendisi. Şu bayrağın güzelliğine bak ya. Fethiye ilçesinde bir parkta yaşı küçük bir kız çocuğuna hapsattığı iddiasıyla Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi. İddialara göre Melih K. isimli tutuklu sanık olay öncesi yaşı küçük olan G.Y. isimli kızla internet üzerinden görüşüp kendine sigara içtiğini söyleyen şüpheliye esrar maddesi istemek manasında Ortaköy yapsak dediği, şüpheli Melih K.'nın da G.Y.'ye sen bana para mı vereceksin demesi üzerine G.Y.'nin bir sigara yapmaz mısın, sıkıntı yok yapmazsan şeklinde ricacı olduğu, Melih K.'nın bunu kabul ederek 27.10.2015 tarihinde Babataşı Mahallesi'ndeki bir parkta G.Y. isimli çocuk ve B.A. isimli şahısla buluştu. Melih K. yanında getirdiği esrar maddesini sigara şekline getirip G.Y.'ye vererek içmesini sağladı. Bu sırada polis parka baskın yaptı. Görevli polis memurlarını gören Melih K. üzerinde bulunan 26 adet hapı yere attı.
G.Y. Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifadede Melih K.'yı yaklaşık 5 veya 6 aydır tanıdığını, uyuşturucu madde kullandığını bildiğini, kendisinin de esrar maddesi kullandığını, son bir hafta içerisinde şüpheliden 2 kez daha esrar maddesi istediğini söyledi. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu şüpheli Melih K.'ya 18 yaşından küçük kişiye uyuşturucu madde temin etmekten 26 adet ekstasi hap ve 2.5 gram maddenin ticaretini yapmak suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Aydın'ın Didim ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde bulunan 1 gram esrarın ardından soruşturmayı derinleştiren polis, kontrol ettiği şüphelinin evinde 5 kiloya yakın esrarla bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Efeler Mahallesi Güvenlik Caddesi'nde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. 64 yaşındaki NS'nin kullandığı otomobilde yapılan aramada 1 gram esrar bulundu. Şüpheli NS'nin Efeler Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada ise 4 kilo 900 gram esrar maddesi ve 50 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Çalışmalarını sürdüren polis NS ile birlikte çalıştığı gerekçesiyle 32 yaşındaki MT'yi de gözaltına aldı. MT'nin üzerinde yapılan aramada da ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait fişeklerle 4 gram uyuşturucu madde bulundu. MT'nin Altınkum Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada ise 50 gram kubar esrar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan MT serbest bırakıldı, NS ise tutuklandı. Seyri Kemer Gölbent Mahallesi'nde Ramazan Patat Ortaokulu'na hayırsever Ergün Özdemir tarafından yaptırılan ek bina yapılan törenle öğrencilerin hizmetine açıldı. Seyri Kemer Gölbent Mahallesi'nde Ramazan Patat Ortaokulu'na hayırsever Ergün Özdemir tarafından yaptırılan ek bina yapılan törenle öğrencilerin hizmetine açıldı. Açılış törenine katılamayanlar çelenk göndererek okul bahçesini adeta çiçek bahçesine çevirirken, milletvekili Hasan Özer de telgraf göndererek okulun hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Ramazan Doğan'ın tavsiyesiyle Gölbent'te bilgisayar, laboratuvar ve derslikten oluşan 3 sınıflık binayı yaptıran hayırsever Ergün Özdemir yaptığı açıklamada kendisine her zaman destek veren ailesi başta olmak üzere herkese teşekkür etti. Eseri bana kısmet ettiği için önce Sayın Ramazan Doğan arkadaşıma çok teşekkür ederim. Böyle bir şey hep gönlümüzde var idi ve bugüne kadar arayış içindeydik. Ama Sayın Ramazan Doğan arkadaşım böyle bir teklif getirince severek biz bunu yapmaya talip olduk. Bu gelecekteki bilgi ve birikimin gelecek nesle taşıması için de gerekli olan her türlü yardımı ve yapacağımızı daha da büyüklerine yapmak için inşallah çalışacağımızı umut ediyorum. Gölbent'te doğup büyüyen ve her fırsatta Gölbent Mahallesi'ne yatırımlar getirmek için çalışan Ramazan Doğan'sa, eğitime yapılan yatırımların boşa gitmeyeceğini, Gölbent'e yapılan bu dersliklerin hayırlı olmasını temenni etti. Sayın Belediye Başkanım, size söyleyecek olduğum bir sözüm yok. Bütün yükün zorluğunu dünden bugüne kadar hep siz çekiyorsunuz. Başta eğitim olmak üzere, ilk göreviniz eğitim olduğundan dolayı. Ondan sonra almış olduğunuz tüm görevler toplumun önünde bir liderlik, bir vasıflık, toplumu sürükleyecek, sorumluluk hisseden bir göreve talip olduğunuz için yükünüzün ağır olduğunu biliyorum. Siz öğretmensiniz. Bir silginin ne kadar eksik olduğunu, bir kalemin ise ne kadar değerli olduğunu en iyi bilenlerden birisi sizsiniz. Bizlere her zaman yardımcı olursun. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, vardığınız zaman bize bir arkadaş gibi davranan, kapınızı açarak bizlere yardımcı olan değerli müdürüm, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Güven en büyük bir sermayedir. Eğer güveni kaybettiğiniz zaman hiçbir şeyin anlamı olmuyor. Eğitim güvenden geçiyor. Açılışa katılan Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Seydi Kemer Belediyesi olarak eğitimin ve eğitimcilerin yanında olduklarını ifade etti. Sevgili öğrenciler, gelecek sizlere emanet. Biz bunu biliyoruz. Bak bugün biz mühendislerimiz kendi uçağımızı, kendi silahımızı, kendi kendimizi yapar hale geldik. Yarın sizler daha üst seviyeye geleceksiniz. Biz sizlerle daha çok gurur duyacağız. Yani
eğitim, öğretim olmadan bu ülkenin gelişme şansı yok. Onun için ihtiyacınız olduğu zaman biz her zaman sizin yanında olduğunuzu bilmenizi istiyoruz. Öğrencilerin folklor gösterisi ve müzik dinletisinden sonra kurdele kesimi yapılarak ek bina hizmeti açıldı. Ürdünlü iş adamı evlilik için Bodrum'u tercih etti. Ürdün Hava Yolları'nın sahibi Ürdünlü iş adamı Bodrum'da rüya gibi bir düğünle dünya evine girdi. Damat ve ailesinin Orta Doğu turizmine yön veren iş adamları ve yatırımcılar olarak bu düğün için Bodrum'u tercih etmiş olmaları, Bodrum Yarımadası'nın özellikle düğün turizmi için parlayan yıldız olacağının göstergesi oldu. Ürdün Hava Yolları'nın sahibi Ürdünlü iş adamı Bodrum'da rüya gibi bir düğünle dünya evine girdi. Kendilerine ait olan iki özel ve üzerinde düğüne ait özel tasarım yapılmış olan uçakla Bodrum'a gelen düğün sahipleri ve davetliler havalimanında eğlenceye başladılar. İş adamının geline hediyesi olan Ürdün'ün en ünlü şarkıcı ve bestecilerinden olan Omar Abdalat tarafından yazılan şarkı tüm davetliler havalimanına girerken çalındı. Havalimanı çıkışında yapılan sürpriz karşılamayla davetliler düğüne keyifli bir başlangıç yapmış oldu. Gerçekleşen düğüne Ürdün Kraliyet ailesi üyelerinin dışında Ürdün Başbakanı Abdullah Ensor'un eşi ve çocukları katıldı. Davetlilere kraliyet ailesini takip eden 6 kişilik fotoğraf ve medya ekibi de eşlik etti. Bodrum Adası'nda gerçekleşen düğün için yaklaşık 150 konuk özel uçaklarla Ürdün'den Bodrum'a geldi. Düğün sırasında yapılan havai fişek gösterisi 15 dakika sürdü ve nefesleri kesti. Yaklaşık 50 kişilik dans ekibinin de sahne aldığı düğünün menüsünde ise yoktu. Özel sahne tasarımıyla her yerin bembeyaz çiçeklerle kaplandığı gece geç saatlere kadar sürdü. Bu özel düğüne davetli olarak katılan Akif Tamince ve Genel Müdür Mehmet Tulunay misafirlerle tek tek ilgilendi. Damat ve ailesinin Orta Doğu turizmine yön veren iş adamları ve yatırımcılar olarak bu düğün için Bodrum'u tercih etmiş olmaları, Bodrum Yarımadası'nın özellikle düğün turizmi için parlayan yıldız olacağının göstergesi oldu. Denizli'de otomobil hırsızlığından aranan Ölçe, polisi görünce yakalanmamak için baraj göletine atlayıp yüzerek kaçmak istedi. Gölette yaklaşık 100 metre yüzen Ölçe, boğulacağını anlayıp geri dönünce yakalandı. Olay Denizli'de Karakurt Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil hırsızlığından aranan Ölçe, kendisini gören polisleri görünce koşarak kaçmaya başladı. Polisin dur ihtarına uymayan Ölçe, yaklaşık 1 kilometre boyunca koştu. Peşinde polislerin koştuğunu gören Ölçe, kurtulmak için kendini Gökpınar Baraj göletine atarak yüzerek kaçmak istedi. Yaklaşık 100 metre yüzen Ölçe yorulup boğulacağını anlayınca geri doğru yüzerek gölet kenarına geldi. Polis tarafından gözaltına alınan Ölçe sağlık kontrolünden geçirildi. Polisten kaçarken memur, suya atladı. Memurlardan kaçarken suya atladı. Ya, gidecek, yani yakalanacağım diye kendisini suya attı sonradan. Yüzerek kaçmaya çalıştı. Yüzerek başaramadı mı? Ne kadar uzaklaştı? 100 metre, 150 metre. Sonra ne oldu? Sonra işte yakalandı. Geri mi geldi yüzerek? Tabii. Ekip çağırdı. İknasını kabul etti. Kaçacak. Antalya'nın Kemer ilçesinde hafta sonu eşiyle tatil yapan Amerika'nın Ankara Büyükelçisi John Bass, tarihi Likya yolunda yürüyüş yaptığını belirterek, "Bütün meslektaşlarımı ve arkadaşlarımı buraya gelmeleri için cesaretlendireceğim," dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, özel bir toplantı için geldiği Kemer'in Tekirova mahallesindeki otelde eşiyle birlikte tatil yaptı.
Bölgedeki tarihi Likya yolunda 7 saatlik yürüyüş yapan Büyükelçi Bas, ilçeyle ilgili soruları yanıtladı. Siyasetle ilgili konuşmak istemediğini aktaran Büyükelçi Bas, tatili kapsamında tarihi Likya yolunda yaklaşık 7 saat süren 22 kilometrelik bir yürüyüş yaptığını anlatarak, bu güzellikleri herkesin yaşaması için gelmeleri gerektiğini kesinlikle söyleyeceğim diye konuştu. Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla ilgili de konuşan Büyükelçi, çok heyecanlı maçlar izledik, şampiyonu kutlarım diye konuştu. Ve sevgili izleyenler, 2015-2016 eğitim öğretim yılı sona ererken okullarda mezuniyet coşkusu yaşanıyor. Fethiye'de Şefika Pekin Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin grafik tasarım, çocuk gelişimi, giyim ve yiyecek içecek bölümünü tamamlayan 86 öğrencisi kep atma keyfi yaşadı. Fethiye'de Şefika Pekin Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 4 ayrı bölümünü tamamlayan 86 öğrenci kep atma keyfi yaşadı. Okul salonunda gerçekleştirilen mezuniyet törenine okul müdürü Yıldız Özeren, okul idarecileri, öğretmenler ve veliler yoğun ilgi gösterdi. Şefika Pekin Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi grafik tasarım, çocuk gelişimi, giyim ve yiyecek içecek bölümü son sınıf öğrencileri okula veda ederken büyük bir coşku yaşadılar. Okul müdürü Yıldız Özeren, öğrencilere evlat şefkatiyle yaklaşan, kendilerine emanet edilen çocukların üzerine titreyen öğretmenlerle 4 yıllık eğitim boyunca iyi bir çalışma dönemi geçiren öğrencilerine teşekkür etti. Aksatmayalım. Evet sevgili öğrenci, bugün sizi için çok farklı bir anlam taşıyor. Yaşamınızın bir dönemini kapatıyor ve ondan aldığınız güçle bir başka dönemin başlangıcını yapıyorsunuz. Yaşamdan, zorluklardan ve çok çalışmaktan kendine inanan ve güvenen, meslek sahibi gençler olarak sizin için, yakınlarınız için, ülkeniz için yapabileceğiniz çok şeyler olduğunu biliyorsunuz. Törende öğrenciler adına her bölümden birer öğrenci konuşma yaparken Begüm Bilgiç ve Şeyma Zölgen öğretmenlerine emeklerinden dolayı teşekkür ettiler. Bana yardımcı olan bütün öğretmenlerime ve arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler. Üniversitede hayatımda da kendi başarımla ilgili bir bölümde okumayı ve bu dalda hayatıma atılmayı hedefliyorum. Şefika Pekin Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni tamamlayan öğrenciler birer birer sahneye alındılar. Öğrencilere mezuniyet belgeleri okul müdürü Yıldız Özeren ve sınıf öğretmenleri tarafından alkışlar arasında sunuldu. Grafik tasarım, çocuk gelişimi, giyim ve yiyecek içecek bölümlerini tamamlayan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri çok mutlu olduklarını belirtip, şimdi yüksekokul, üniversite bizleri bekliyor, ödevlerden, sınavlardan kurtulduk diye konuştular. Ben Saniye Kocaman. Hangi bölüm? Çocuk gelişimi. Nasıl, mutlu musun? Evet, çok mutlu ama üzgünüm tabii ki. Yani sonuçta kaç sene, 4 seneden beri, 4 yıldan beri buradayız. Mutluyum, gururluyum daha doğrusu. Öyle. Seni tanıyorum. İsmim Melisa Oğuzhan. Bu okuldayım, 12. Mutlu musun? Çok mutluyum. Bir an önce lise bitirdim. Üniversiteye girip güzel bir okul öncesi öğretmeni olmak istiyorum. Mükemmeliz, muhteşemiz, mutlu. Harikayız, çok mutluyuz. Allah kurtuluyoruz. Süper, süper. Okuldan mezun olmak süper.
süper ama en çok Müzeyyen hocamı özleyeceğim. Mükemmel bir duygu. Hepsini çok seviyorum, çok gurur duyuyorum. Hepsine çok kızdım ama hepsini çok seviyorum. Evet. Ama en çok beni seviyor. Evet, çok seviyorum. Mutlu musun? Mutluyum. Hangi bölüm? Çocuk gelişimi. Ne yapmayı düşünüyorsun? 2 yıllık geçiş hakkım var, onu kullanacağım inşallah. Öyle o şekilde. Tebrikler. Sağ olun. Görmek istersen mutlu musun? Mutluyum, çok mutluyum. Mezun oluyorum. Ne yapmayı düşünüyorsun? Üniversiteye gitmeyi düşünüyorum ben. Yazılımcaz. Okuldan kurtulduğumuz için çok mutluyuz. Ödevler, sınavlar yani çok ağır geliyor bize. Fazla ağır geliyor. Evet, staj da biraz ağır geliyor. Ama yine de eğlenceli geçti. Merhaba. Tamam. Ben oyuncu olmak istiyorum. Evet. Oyuncu olmak istiyorum ben. Evet. 7 yaşından beri falan istiyorum. Bakalım yetenek sınavlarına hazırlanacağım. Bakalım inşallah. Hangi bölümden mi? Çok mutluyum. Daha dün 9. sınıf gibi. Kepattım. Evet, kepattım. Ve sonunda mezun oldum. Ben çok mutluyum yani. Tebrikler. Çok mutluyum. Zor mu oldu? Ben Esra Yavaş. Mezun oluyoruz. Çok mutluyuz. Kepattınız az önce. Evet, kepattık. Çok heyecanlıyız. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi akşama eğlencemiz var. Ona hazırlanacağız tekrardan. Üniversite düşünüyoruz. Isparta düşünüyoruz ikimiz de arkadaşımla birlikte. Başarılar. Sağ olun. Çok teşekkür. Uşak'ta on binler Bulgaz Dağı Yörük Şenliği'nde buluştu. Üzeyir Yaylası'nda gerçekleşen Bulgaz Dağı Yörükleri Şenliği'nde Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan Yörük Bey'i oldu. Üzeyir Yaylası'nda gerçekleşen Bulgaz Dağı Yörükleri Şenliği'ne on binlerce vatandaş katıldı. Şehit haberleri nedeniyle büyük konser organizasyonlarının iptal edildiği şenlikte yerel sanatçılar ve çeşitli etkinlikler yer aldı. Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Yörük kültürünü en iyi şekilde yaşatmak için çaba verdiklerine dikkat çekti. Kendi öz kültürümüze, Yörük kültürümüze yakışır bir etkinlik düzenliyoruz. Ben başta bu etkinliği bugüne kadar sürdüren, 12.sini bugün yapmakta olduğumuz etkinliği tertip eden başka dernek başkanımıza, dernek yönetim kurulu üyelerimize ve siz değerli hemşerilerime şükranlarımı arz ediyorum. Konuşmaların ardından yerel sanatçılarla şenliğe katılanlar güzel vakit geçirirken 2017 yılında yapılacak Yörük Şenliği için Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı Yörük Bey'i seçildi. Seydi Kemer, AK Parti İlçe Başkanlığı istişare toplantısını yaptı. AK Parti İl Başkanı Kadem Metin'in de katıldığı istişare toplantısına Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Turhan ve Mustafa Karakuş'la İlçe Başkanı Eczacı Salih Gümüş ve partililer de katıldı. İl Başkanım, İlçe Başkanım. Seydi Kemer, AK Parti İlçe Başkanlığı istişare toplantısını gerçekleştirdi. Divan Başkanlığı'nı Hüseyin Turhan yaparken divan üyeleri Ramazan Kaynak, Zeynep Yalçınsoy ve Ramazan Yantır'dı. AK Parti İlçe Başkanı Salih Gümüş, AK Parti hükümetinin terörle mücadele konusunda son derece kararlı olduğunu ve terörün bitirileceğini söyledi. Sıkça canımız sıkılmakta. Geçen ilçe istişare toplantısında eğer dokunulmazlıklar kalkmazsa hep beraber referanduma gideriz, biz hazırız demiştim. Allah'a şükür referanduma gitmeye gerek kalmadı. Meclis dokunulmazlıkları kaldırdı. Terörü destekleyen, terörü destek veren, teröristleri niye öldürdü diye devlete hesap sormaya çalışanlar, bu sordukları hesabı Yüce Türk yargısı önünde tek tek hesabını verecekler hepsini. Seydi Kemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz'le yaptığı konuşmada Seydi Kemer'in C8 statüsünden C9 statüsüne geçtiğinin müjdesini verdi. Bu gerçekleşti. Seydi Kemer'imiz hayırlı olsun. İlçenin statüsü C8'den C9'a kadar yükseldi. Norm kadrosu yükseldi. Özel kalem müdürümüz bile olabilecek. Resmi gazetede pazar günü yayınlandı. Bu... Bir
tane kamyon aldık. Onda Allah razı olsun. Muhsin Bey'in emeği de çok fazladır. Belediye birliğinden ibe olarak alındı. Biz iki tane daha alacağız. Onların ihalesini saklı kent şirket olarak yaptık. Kasalarda yapılıyor. Allah izin verirse de Haziran'ın haftası gibi kasalarda onların da takılıp gelecek. Onlar kurbanı da kesip Allah izin verirse onları da işe göndereceğiz. AK Parti İl Başkanı Kadem Mete yaptığı konuşmada muhalefetten teröre birçok konuya değindi. Ama ne yaptılarsa bize masa başında hep oyunlar oynandı. Eskiden sıcak savaş vardı, şimdi soğuk savaş dönemi. Bazen hiç farkında olmadan sizi değişik güçlerle yenmeye, oyalamaya ve zaman kaybettirmeye çalışıyorlar. Hatırlarsınız 80 öncesinde sağ-sol olayları vardı. Tabii 60'lı yıllarda başka problemleri vardı. 80'den sonra bir ara bir denediler Alevi-Sünni olayını. Sonra o çok tutmadı. Sonra da Kürt-Türk savaşını adeta başlattılar. Yani adına PKK deyin, efendime söyleyeyim YPG deyin, ne derseniz deyin. Bir sürü kısaltılmış isimlerle beraber bize bir terör belasını musibet olarak başımıza saldılar. Yıllarca, 30 yılı aşkın bir süredir biz bu terör belasıyla uğraşıyoruz. En son yine Sayın Başkanım da bahsetti. 5000'i ölü, 700 küsürü yaralı olmak üzere 7449 PKK üyesini, ki bunların içerisinde birçok yabancı uyruklu teröristler de var. Sırp keskin nişancılar var. Suriye'den getirilen yine keskin nişancılar var. Özellikle şu anda Güneydoğu'da çatışma yapan, güvenlik görevlerimize karşı pusu kuran insanlar var. Bütün bunlarla beraber amansız bir mücadeledeyiz ama bu mücadelenin sonunu getirinceye kadar onların da hiç ummadıkları, Avrupa'nın da hiç ummadıkları çok güzel bir temizlik harekatı yapılıyor. Seydi Kemer AK Parti İlçe Başkanlığı istişare toplantısı temennilerin ardından son buldu. Önceden Fethiye İlçe Yönetimi'nde Mehmet abi var. Mehmet abi. Mehmet Marmaris ilçesinde 2 yıldır çocukların bilim ve motor yetilerinin gelişmesi amacıyla atölyeler düzenleyen Üretken Çocuklar Atölyesi Derneği, çocuklarla ürettikleri projeleri bir bilim şenliğinde sergileyecek. Üretken Çocuklar Atölyesi Derneği Bilim Atölyesi'nde bir basın toplantısı düzenleyen dernek başkanı Mehmet Doğan, çocukların bilim, sanat ve doğaya olan merakını daha da artırmak ve deneyimleyerek öğrenmeleri amacıyla bu derneği kurduklarını belirtti. Çocuklar deneyler yapacak, atölyeler yapacak, bazı şeyleri deneyimleyerek öğrenecekler. Bayıdan çocukların hepsi katılabilecekler. Okullarına yazılar gönderildi zaten. Okullarından bilgi alıp, işte milliyetinden izin alıp, gelen herkese atölyeler yapacağız. Çok basit malzemelerle eğlenceli deneyler yapacak. Mesela sallıyorum bir tanesini göstereyim size. Bir tane bardak. Şöyle bir tane kürdan ve bir ip. Çocuklar ses konusu atırken kullandığımız bir sistem. Elimi azıcık ıslatıyorum. Titreşim olsun diye. Gördünüz mü? Çıkardığı sesi görüyorsunuz. Bunun nasıl ses çıkardığını, ses oluşması için ne gerektiğini, çünkü bu deneyi yaparken teker teker ona onunla ilgili bilgiler verecek ve bunu deneyimlemiş olacak. Ve bunun gibi basit malzemeler yapılacak, bir sürü deneyler olacak, deney kısmında. Onun dışında işte elektronik kısmı olacak. Çocuklar kendi elektronik oyuncağını yapacaklar, hepsine bir Tesla bobini yaptırmayı düşünüyoruz. Bunun dışında 3D printer standı olacak. Çocuklar orada çizdikleri bilgisayarlar olacak ve çizimler yapacaklar. Çizdikleri şeyi gerçek hayata dönüştürebilecekler. Ahşap atölyemiz olacak. Ahşaptan bir şeyler üretecekler yine kendileri. Ve grup çalışması atölyesi gibi böyle birçok şeyi deneyerek yapabilecekleri bir atölyemiz olacak. Derneğin yönetim kurulu üyesi Ahmet Karakaş'sa köy okullarına da büyük önem verdiklerini belirterek, inanıyoruz ki imkan verildiğinde okulun yerinin hiçbir önemi yok. Elimizden geldiğince köy okullarına destek olmaya her platformda devam edeceğiz dedi. Onlara ahşap makinelerini kurdurduk oraya. Bir gönüllü iş adamımız çıktı. Ve bunu Türkiye'nin her yerine yaygınlaştırmak istediğini söyledi. Biz de rica ettik. Marmaris'te iki okulda başladık, iki köy okulunda. Şu anda onların üretimlerini görüyoruz. O yaptıkları işleri bizimle paylaşıyorlar, heyecanlarını, mutluluklarını. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu şekilde çalışmalar devam edecek. Köy sayısını arttıracağız, okul sayısını arttıracağız yapılan faaliyetlerle.
Fethiye'de Halkların Demokratik Partisi ilçe başkanlığının açılışı sırasında yaşanan gerginlik ve parti tabelasının indirilmesiyle sonuçlanan olaylarda 118 kişi hakkında açılan davanın 5. duruşması görüldü. 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 9 Mart 2014'te yaşanan olaylarda HDP ilçe başkanlığının açılışına engel olmak, siyasi hakların kullanılmasını engellemek, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet, polise mukavemet ve mala zarar vermek gibi suçlardan dava açılan 118 kişiden son 14 sanığın da savunması alındı. Sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Sanıklardan Eşref Ç. savunmasında olay günü yaşanan olayların içerisinde yer almadığını belirterek Muğla Barosu'ndan bir avukat isteğinde bulunarak savunmasını yapacağını söyledi. Fethiye'de müzisyenlik yaptığını söyleyen Cihan K. ise olaylarla uzaktan yakından hiçbir alakası olmadığını kaydetti. 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim bu son sanıkların ifadelerini de dinledikten sonra bir sonraki mahkemeyi 29 Eylül 2016 tarihine erteledi. Mahkeme hakimi 29 Eylül tarihine kadar ellerinde bulunan belge ve görüntülerin inceleneceğini ve büyük ihtimalle davanın kararının bu son mahkemede verilebileceğini söyledi. Manisa'nın Turgutlu ilçesi hayvan barınağındaki köpeklerin içler acısı hali sosyal medyaya yansıdı. Hayvanlar için Türkiye'nin birçok yerinden hayvanseverler örgütlenirken Manisa Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Reyhan Erbiller yıllardır bakım şartlarının düzelmediğini söyledi. Manisa'nın büyük şehir olmasıyla birlikte hayvanlar sahipsiz kaldı. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri arasındaki yetki karmaşasından dolayı birçok hayvan barınağı bakımsız hale geldi. Turgutlu ilçesindeki hayvan barınağındaki köpeklerin sosyal medyaya yansıyan görüntüleri durumu gözler önüne serdi. Köpeklerin bakımsız hali sosyal medyada paylaşılınca hayvanseverler ayaklanarak imza kampanyası başlattı. Marmaris ilçesinde hafta sonu gerçekleşen bir düğünde inşaat malzemeleri satan firmanın personeli evlenen patronlarının düğün arabasının önünü iş makinesiyle keserek bahşiş istedi. İşçiler patronun 1000 lira bahşiş vermesinin ardından yolu açarak gelin konvoyunun geçişine izin verdi. Marmaris'e bağlı Selimiye Mahallesi'nde inşaat malzemeleri satan firmanın sahibi Cem Öztekin, bir süre önce tanışarak aşık olduğu Sinem Öztekin'le gerçekleşen muhteşem bir düğünle hayatını birleştirdi. Yaklaşık 5000 kişinin katıldığı düğünde damadı bekleyen sürprizler vardı. İlk olarak kına gecesi yörenin geleneklerine göre gelin omzunda testiyle damadın etrafında dönerek oynamaya başladı. Piste oynayan gelin adayı Sinem Öztekin, damadın hiç beklemediği bir anda testiyi ayaklarına doğru fırlattı. Ayaklarının altında paramparça olan testi şokunu atlatan damadı, düğün sonunda bir sürpriz daha bekliyordu. Düğün bittikten sonra gelini alan damat konvoyla evine giderken iş yeri önüne geldiğinde ikinci şoku yaşadı. Öztekin'in firmasında çalışan kepçe operatörleri iş makinesinin koluna büyük bir Türk bayrağı asarak yolu kapattı. İşçiler patronları olan damattan bahşiş istedi. Kısa süren bir pazarlığın ardından Cem Öztekin'den 1000 lira bahşiş alan işçiler yolu trafiğe açıp gelin konvoyunun geçmesine izin verdi. Önce gelin Sinem Öztürk'ün, daha sonra da işçilerin sürprizi karşısında zor anlar yaşayan damat Cem Öztekin, düğünden sonra balayına çıktı. Ve Fethiye'ye gelen yerli ve yabancı turistler semt pazarını mesken tuttu. Vatandaşlar pazarda sebze ucuz, meyve pahalı derken pazarcılar fiyatların düşmekte olduğunu söyledi. Diğer yandan 11 ayın sultanı Ramazan ayı yaklaşırken hurma, kayısı, hoşaflık, kuru üzüm de tezgahlarda görücüye çıktı. Tatil için Fethiye'ye gelen yerli ve yabancı turistler semt pazarına mesken tuttu. Sabah erken saatlerde pazarı ziyaret eden turistler almak istedikleri hediyelik eşya ya da ihtiyaç ürününü pazarlık yaparak almaya çalıştı.
Fethiye, Ölüdeniz, Dalyan ve Antalya'nın Kaş ilçesinde konakladıkları otellerden Salı Pazarı'na gelen turistler almak istedikleri hediyelik eşyaların kontrollerini yaptıktan sonra ücretini öderken bir sürede Devlet Su İşleri Kanalı çevresindeki börekçilerde oturup yorgunluk atıyor. Giyim bölümlerinin yanı sıra sebze meyve satan tezgahları da ilgiyle izleyen turistler buradan da alışveriş yaparak otellerine dönüyor. Pazarcı esnafı turistlerin gelmeye başladığını ancak alışverişlerin zayıf olduğunu söyledi. Pazarlık yapıyorlar. Pazarlık yapıyorlar abi ya. Kaç paraya istedin, kaç para veriyorlar? 30 lira istedim, 27 lira veriyorlar. Nedir? Ne satıyorsun? Baharat çatıyla elma çayı. Nasıl bugünlerde? Vallahi bugünlerde Allah bereket versin olana, ne diyelim. Turizm sezonumuz daha açılmadı. Şu anda işlerin umutla açılmasını bekliyoruz. İnşallah diyen günlerde daha iyi olacağını zannediyorum. Turistler bol gibiydi bugün. Bugün var, kuru kalabalık var. Yani alışveriş yapan yok. Günü bir turist geldiği için şu anda ondan dolayı sıkıntı var yani. Satışlar düşük. Neden? İş yok. Bekliyoruz bak. Fethiye'de salı günleri kurulan pazarda domates kilosu 50 ile 75 kuruştan satılırken biber ve patlıcan 1 lira, barbunya 3-4 lira, börülce 6-7 liradan satıldı. 11 ayın sultanı Ramazan ayı yaklaşırken hurma, kayısı, hoşaflık, kuru üzüm de tezgahlarda görücüye çıktı. Vatandaşlar pazarda sebze ucuz, meyve pahalı derken pazarcılar fiyatların düşmekte olduğunu söyledi. İlgi biraz zayıf efendim. Neden? Vallahi bilmiyorum. İlgi zayıf şu anda. Salı pazarının şeyi hızı yok yani. Evet. Turist ilgisi nasıl? Turistlere ilgi gösteriyoruz biz ama onlar turist de fazla yok şu anda. Sonucu musun? Çay 1 lira, domates 250 kuruş. Vatan gemenin malı burada bak. Dün 50 bine yemeğe domates toplattım, bugün 50 kuruşa sattım. Pahalı mı pazar? Değil ya, şu anda biraz düştü yani. Önce biraz pahalıydı. Ucuz domates şu anda. Kaç para? 50-75 mesela. Salatalık falan bayağı düştü. Öyle yani. Hurma fiyatlarının 10 lira ile 50 lira arasında olduğunu belirten pazarcılar, vatandaşın bütçesine göre kolaylık sağlıyoruz dediler. Ya şimdi nasıl diyeyim, 10 liradan 50 liraya kadar hurma çeşitlerimiz var. Paketlerimiz var, 5 liradan yine 10 liraya kadar değişiyor. Ne bileyim, kayısımız var. Şu anda bizde sade tek çeşit kayısımız var ama mevcuttaki 20 lira. Ama 12'den 30 liraya, 35 liraya kadar kayısı bulmak imkanımız var. Hoşaflık üzümümüz 8 liradan tut 12-13 liraya kadar. Yani onlar sınıf sınıf var. Şu anda biz orta boy satıyoruz 10 liralık. Evet. Yani her kesim alsın diye. İşte bu şekilde tabii tayinimiz olacak. Hurma helvasıydı derken çeşit, bol bir miktar çeşidi var. Evet. Ama da bizim pazarda satabildiğimiz bunlar. Evet. Ve sevgili izleyenler, kısa bir aranın ardından spor haberiyle devam edeceğiz. Toto 2. Lig'de mücadele edecek Fethiye Spor iç transfer görüşmelerini sürdürüyor. Fethiye Sporlu bazı futbolculara transfer teklifleri geldiği öğrenilirken Fethiye Spor Başkanı Okan Uysal, Fethiye Spor'un öncelikle otoparktan kaynaklanan sorunlarını çözmek için çaba gösterdiğini, ayrıca iç transfer görüşmelerine başladıklarını belirtti.
var. Tabii 10 numarayı tamamlayacağız. Fethiyesporlu bazı futbolculara transfer teklifleri geldiği öğrenilirken Fethiyespor Başkanı Okan Uysal, Fethiyespor'un öncelikle otoparktan kaynaklanan sorunlarını çözmek için çaba gösterdiğini, ayrıca iç transfer görüşmelerine başladıklarını belirtti. Oyuncuları iç transfere başladık. Oyuncuları çağırıyoruz tek tek. Görüşüyoruz ve onlarla bir yıl daha uzatıp biraz da fedakarlık istiyoruz oyunculardan. Çünkü yaşadığımız süreçte gelir kaybına uğramak üzereyiz. Önümüzü de göremiyoruz otopark ihalesinin nasıl sonuçlanacağıyla ilgili. Bu aşamada iç transferi bitirip iki tane elzem olan noktayı tamamlayıp ondan sonra da eksik olan alternatif ile dolduracağımız bölgeleri de doldurup transferi kapatmayı düşünüyoruz. Fazla bir oyuncu ihtiyacımız yok. Mevcutu koruyup üzerine iki noktada transferi yapıp sezona girmek istiyoruz. Bakalım hayırlısı. Şu anda görüştüğümüz oyuncular iş transferde kimler var? Kalacaklar mı? Gidecekler mi? Yani çoğuyla görüştük. Hepsi de kalma taraftarı. Neticede Fethiye güzel bir coğrafya. Aynı zamanda futbolcularımıza karşı da mahcup olmuyoruz. Bugüne kadar da Allah da mahcup etmesin. Ve ücretlerini aldıktan sonra ve huzurlu bir ortam olduktan sonra Fethiye'yi tercih edilmeyecek bir yer değil. Gayet de olumlu bir yer futbol açısından. Futbolu seven bir şehir. Ve tabii biz de bunu daha iyi yerlere getirmek için de çalışmalarımız devam ediyor. Evet. İsim var mı? Ayrıldığım, görüşüp de sözleşmesini feshettiğim şu anda bir İlyas'la yollarımızı ayırdık. Ama neticesinde bütün futbolcularla da görüşmedik. Onları tamamladıktan sonra gelen ve gideni muhasebesini yaparız. Sözleşmesi bitenler? Sözleşmesi biten bir oyuncumuz yok bizim. Biz şu anda istediğimiz, devam etmek istediğimiz oyuncularla ve biz de devam etmek isteyen oyuncularla sözleşmelerini bir yer daha uzatmak amacındayız. Yani zaten bizim uzun yıllardır devam ettiğimiz oyuncularla bir yıl daha uzatarak anlaşıyoruz. Bunu da sağladıktan sonra pek bir sıkıntımız yok. Sadece kiralık oyuncularımız vardı, iki tane. Onlarla ayrılmak zorundasınız sözleşme gereği. Ama onun haricinde de karşılıklı mutabakat yaptıktan sonra devam etmek isteyenlerle devam ederiz. Ayrılmak isteyenlerle de şartları konuşuruz. Ve bu şartlar doğrultusunda da Fethiyespor'a zarara uğratmadan yollarımızı ayırırız. O oyuncuların isimleri neydi? Şu anda görüşmeden bir şey değil mi? Evet. Yani onları görüşeceğiz. Kiralık mesela İlyas'la kiralık oyuncularımız Cenk ve Ali Fırat. Evet. Cenk gelmek istiyordu, dönmek istiyordu. Dönmek istiyor. Kendisinin evet, öyle demeci var. Fakat tabii hali hazırda bulunduğu takımdan da ayrılmış değil. Orada da bir sözleşmesi duruyor. O da Karşıyaka kulübüyle görüşür. Onlar da değerlendirmelerini yapar ama bizim için Cenk önemli bir futbolculardan bir tanesi. Her zaman bu takımda yeri var. Ve sevgili izleyenler, az sonra ekranlara hava durumu gelirken bizler de haber bültenimize burada noktayı koymuş olacağız. Yarın tekrar birlikte olmayı umut ediyoruz efendim. Hoşçakalın. Umut Güvenlik Sistemleri hava durumunu sunar. Güvenlik sistemleri hava durumunu sundu.